Evet efendim, Maltepe'nin yönetim kurulu üyelerinden Dündar Özbaylar'ın oğlu. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Kaç yaşındasın? Adın ne? Ha, İhsan Efe Özbaylar. 10 yaşındayım. İhsan Efe Özbaylar 10 yaşında. Yani kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Karne 4. Nasıl geldi? 4'e gidiyorsun. Karne nasıl? Karne ben bu cuma kapanıyor. Geçen hafta cuma kapanmadı mı? Aa, kapanmadı. Niye seninki öyle kapanmadı, herkesinki kapandı? Çünkü biz bir hafta tatil daha fazla yaptık. Öyle mi? O yüzden. Ama nasıl gelecek biliyorsundur böyle aşağı yukarı karne. Hem aşağı yukarı hepsi 5 gelecek. Hepsi 5 gelecek. Teşekkür alacağız yani. Takdir alacağız. Takdir alacağız. Benim kızlarımın da hepsi 5 takdir alamadılar. Neden sence? Onlar başarısız. Ben de mi? Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi okuduğun şiir. Kaç yaşından beri okuyorsun bahar şiirini? 8. 8 yaşı. 2 yıldır okuyorsun. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki etkinliklerde de sen okuyorsun bu şiiri, değil mi? Evet. Evet, seninle bir program yapmıştık orada birlikte. Evet. Yapmış mıydık? Evet, ben seni anons etmiştim. Hatırlamıyor musun? Hayır. Küçük Erzurumlu beni tanımıyor maalesef. Sen beni tanımıyor musun? Sen nasıl Erzurumlusan? Ha? Tanımadın beni. Tanımadın mı? Evet. Ben kimim? Evet. Bir insan. Evet, vakfımızın yönetim kurulu üyelerinden Sayın Dündar Özbay ile birlikteyiz. Aynı zamanda Dündar Bey dişçi, diş hekimi, ağız sağlığıyla ilgileniyor, evet, değil mi Dündar Bey? Bu yakışıklı oğlanın da babası. Evet. Ama beni tanımadı. Tanımaz olur mu? Aşk olsun. O size aşık. Nasılsınız Ramazan? Nasıl geçiyor? Vallahi iftardan sonra güzel geçiyor. Biraz İftara kadar sinirli mi oluyor? Yok, sinirli olmuyoruz da biraz halsiz oluyoruz. Ama alıştık. İlk günler daha zordu. Şimdi çok rahatız. İşte diş sağlığı hakkında da Ramazan'da dikkat etmemiz gerekiyor. İşte sabah kalkar kalkmaz dişlerimizi fırçalamalıyız. Vakıftaki arkadaşlara anlatıyoruz. Hani ağız kuruluğu oluyor, ağız kokusu olabilir. Bunların bilgisini veriyoruz. İşte hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani burada tabii hemen yemeği yedik bitti ama tabii bunun bir sürü hazırlıkları var. Bayağı bir bu sene çok yoğun geçiyor. İşte yardımları dağıtıyoruz. Ben aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanıyım. İşte gençlerimizi çeşitli Ramazan'da aktiviteler yapıyoruz. Şeyden sonra tiyatromuz olabiliyor. İşte orta oyunu gibi. Bayağı bir şenlikli geçiyor bu sene Ramazan. O zaman mesajınız var mı izleyicilerimize? Herkese Ramazan'ı kutlarım. Bayrama da yaklaşıyoruz. Bu vesileyle bayramlarınızı da tebrik ederim. İyilik.